komutanım. Aksaçlı'nın yanına beklenmeyen bir misafir var. İndirin. Komutanım olumsuz. Hedefi göremiyoruz. Herkes görev yerlerine. Senin bile durman gereken bir nokta vardı. O noktayı geçtin. Artık senin için geri dönüş yok. Biliyorsun değil mi? Ben sadece sorularıma cevap arıyorum. Bu işi bu noktaya siz getirdiniz. Memati öldüğünden beri sen hiç doğru soru sormadın Polat Alemdar. Doğru soru ne? Söyle onu da sorayım. Doğru soru şu. Memati'nin ölmesine nasıl izin verdin? Neden muzafiyeti gösterdin? İçeri giriyoruz. Olumsuz komutanım, kapıyı tuzakladı. Siz ikiniz burada kalın. İki kişi kapının önüne. Geri kalan benimle gelsin. Komutanım, içerideki kamerayı kaybettik. Tünele giriyor. Tamam abi. Siz pozisyon alın. Ne bekliyorsun? Öldüreceksen öldür. Daha önce de söyledim. Sorularımın cevaplarını almadan öldürmeyeceğim. Abi, sniperları halletmek üzereyiz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Polat Alemdar. İyi. Ben götürmesini bilirim. Daha hızlı.
OBS'lere girip takip edin. Emredersiniz komutanım. Efendim. Aksaçlı kaçırıldı. Bu çocuğun ateşi mi var? Yok, sıkı giydirdim, terlemiştir. Biraz aç üstünü. Hayırdır abi? Yok bir şey. Siz burada bekleyin. Ben bir hava alıp geleceğim. Ne yapıyoruz? Ben tek başıma gidip konuşacağım önce. Kara dışarı çıktı. Fırsatı değerlendirip etkisiz hale getirelim. Arkadaşlarla ondan sonra konuşursun, ne konuşacaksan. Fırsat mı? Ne fırsatı? Görmüyor musun adamın eli tetikte? Bir şeyden kıllandı, onun için etrafa bakıyor. Bu çocuk hasta. Ne yapacağız? Gelmişler, yerimizi bulmuşlar. Abi, arkadaşlarım senin yanında misafirmiş. Almaya geldik. Sen mi verdin benim yanıma da? Sen alacaksın. Ben almayacağım. Arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar kendimi gelmiş de, kendileri gelecek. Kara abi, tatsızlık çıkmasın. Biz arkadaşlarımızı götüreceğiz. Tamam. O zaman git. Polat Alemdar'dan bana yazılı kağıt getir. Ama dur ya. Ben senin işini zorlaştırmayayım. Telefon açsa da olur. O zaman alırsın arkadaşlarımı. İsteseydik çatışarak girerdik. Ama ben sana ve arkadaşlara zarar gelmesini istemiyorum. Ben size içeride durun demedim. Akif, ne istiyorsun? Sizi başkana götüreceğiz. Bu işi konuşarak halledeceğiz. Akif, biz aptal değiliz. Başkanın size gidin konuşun diye emir vermediğini biliyoruz. Ben sorumluluğu üzerime aldım. Sizi dinlemeden kimse hakkınızda hüküm vermeyecek. Biz daha önce başkanla konuşmaya çalıştık. Bizi dinlemedi. Bu sefer de dinlemeyecek. Yeter. Üşüdüm kardeşim. Siz içeri girin. Sen de nereden geldiysen oraya git. Git. Abi, bu çocuk yanıyor. Baki, çocuğu al, arka taraftan hastaneye yetiştir. Yeter Kara. Oğluna sahip çıkamadın, bari torununa sahip çık. Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz içeri? Arkadaşlar, dışarı çıkmazsanız biz içeri girmek zorunda kalacağız. Baki, ben sana ne diyorsam onu yap. Baki'nin çıkmasına da müsaade etmezler. Ne yapıyorsun sen? Allah kahretsin. Arkadaşlar, bebek hasta. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Şamil'le Aptekin gelsinler. Bebeği hastaneye yetiştirelim. Abi, biz çıkalım yoksa bebek ölecek. Durun durduğunuz yerde. Ben size ne diyorsam onu yapın. Ben bu öndekini indiriyorum. Ah! Hay senin yapacağın işe. Baki, dolaptan tampon yapacak bir şey getir. Çabuk. Thank you.
abi takma kafana. Biz başımızın çaresine bakarız. Hay Allah'ım işe bak ya. Nasıl oldu bu iş komutan? Efendim. Polat Alemdar acil çıkış kapısını bulmuş bir şekilde. Komutanım, helikopter hazır. Derhal çıkıyoruz. Emredersiniz. Merak etmeyin efendim. Aksaçlı'yı sağ salim getireceğiz. Polat Alemdar olduğuna emin misin? Görüntülerde görünüyor. Polat Alemdar kaçırmış. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Cahit, buradan sola dön. Efendim. Aksaçlı'yla görüşmek istiyorum. Şu anda müsait değil efendim. Çok önemli. Mutlaka görüşmem lazım. Aradığımı, çok önemli olduğunu söylediğimi ilet. İletir, size dönerim efendim. Hatta bekliyorum, kapatma. İlettim efendim. Size sonra döneceklerini söylediler. Bir sıkıntı mı var Rauf? Hayır efendim. Rauf, kimle konuştuğunun farkındasın değil mi? Aksaçlı'yla ilgili bir duyum aldım. İnanmak istemedim. Ama senin tavırların beni şüphelendiriyor. Efendim, her şey kontrol altında. Sizi temin ederim. Rauf. Aksaçlı'ya bir şey olursa bunun hesabını veremezsin. Sıkıntı var mı yok mu? Hiçbir sıkıntı yok efendim. Merak etmeyin. Şimdi kapamak zorundayım. Efendim, Mete Aymar geldi. Al içeri. Çok önemli bir durum var. Polat Alemdar bana geldi. Başkanı öldüreceğini söyledi. Aksaçlı bana böyle bir durumdan bahsetmedi efendim. Hemen koruma tedbirlerini arttıralım. İş işten geçti Mete. Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırdı. Vekalet sizde mi efendim? Hepsini bil! Burada söz konusu olan Aksaçlı'nın hayatı. Mevki makam değil. Ne yapmamı emredersiniz? Polat Alemdar'ı bul. Aksaçlı'yı sağ salim geri getir. Aracın yerini tespit ettiniz mi? Aracın yerini tespit ettiniz mi? Evet komutan, tespit edildi.
Polat Alemdar nerede? Kim? Cahit, buradan sola dön. O veselerin görüş alanından çıktı. Ambulansı al, yola çık. Kırmızı ışıkta falan git. O veselere görünmek için ne gerekiyorsa yap. Hadi. Ne yapmış? Abi, ofis izlendiği için Gaye'nin ekipmanını çıkarmak biraz zor olacak. Kardeşim, ben ihtiyarlar başkanını çıkardım. Siz iki sorgu cihazını mı çıkaramıyorsunuz? Gaye ne yaptın? Hastanedeyim, ilaçları alıyorum. Hüsnü'yü gönderdim ofise ama aletler hala gelmedi. Onları bekliyorum. Abdülay, abi Erkan'ı söyledin mi? Şimdi zamanı değil. Başka işimiz var. Ben sonra konuşurum. Efendim, Polat Alemdar başkanı öldürdü sanırım. Neden kaçırıyor onu anlamadım. Demek ki soracağı şeyler var Nafiz. Efendim, o Polat Alemdar'ın ofisinde gördüğünüz kadının adı Gaye. Doktor, sorgu uzmanı. Özel bir teknik kullanıyor. Sen sorgulamaya direnme tekniklerini öğrenmedin mi Erkan? Hiçbir işe yaramıyor efendim. Beyninizi ele geçiriyor, hükmedemiyorsunuz. Bu Polat Alemdar'ın hastanesine bir gidelim bakalım. Erkan'ı sorgulayan doktor orada mı? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Ne sordu Polat Alemdar sana? Memati suikastini. Direnemedin mi? Her şeyi öğrendiler. Emredin sıkayım kafamı. Sen bize lazımsın koçum. Üzülme. Polat Alemdar artık tasfiye oldu. Sen dinlenmene bak. Mete senden kuşkulandı mı? Hayır efendim. Mete hiçbir şeyin farkında değil. Güzel. Onun yanında devam edeceksin. Emirlerin sonra bildirilecek. Çocuğun yakını siz misiniz? Bir yardım edin, serum takacağız. Thank you.
Abi iyi misin? Ben hiç iyi değilim Vaki. Hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmadım. Kucağımda o kadar adam öldü. Hiçbirine bu çocuğa batan iğne kadar üzülmedim. Abi, yaşlanıyorsun. Ondan mı acaba? Sen de yarın bir yanlış yapar baba olursan, demek istediğimi o zaman konuşuruz. Arkadaşlarımızı getirdik. Size verilen emir getirmeniz miydi? Aksaç inisiyatif almamı istedi. Ben de aldım. Arkadaşları dinlemeden hüküm veresini istemiyoruz. Başkan meşgul. Kimseyi dinleyecek durumda değil. Siz karargaha dönüp bekleyin. Ben size haber veririm. Bir dakika. Ne dedi Aksaçlı? Görüşemedim. Ben sana söyledim. Aksaçlı bizi dinlemeyecek. Sen de uzatma artık. Gereğini yap. Herkes hazırlansın. Operasyona çıkıyoruz. Ne operasyonu? Polat Alemdar Aksaçlı'yı kaçırmış. Aksaçlı'yı mı kaçırmış? Nasıl olur? Nasıl olur bu? Emin misin? Görev bize verildi. İkiye bölüneceğiz. Şami, Alptekin, Aynur'a, Selahattin. Siz benimlesiniz. Mirsad, diğer grubun lideri sensin. Nereden başlayacağız? Polat Alemdar'ın bilinen bütün mekanlarına bakacağız. Bütün adamlarını izleyeceğiz. İmdat. Küçük tansiyonum gittikçe küçülüyor. Ha böyle bir nohut tanesi kadar kaldı. Ha. Dayı, sana hastaneden çıkmayak dedik. Doktoru acele etme dedi. Laf dinlemesin ki. Oğlum, hastane sevmeyeyim ha. Bilmem için. Dayı, hastaneden çıkman en doğrusu oldu. Hastane virüs denilen bir virüs var. Belli bir günden sonra insanı küt diye öldürüyor. Hiç çaresi bulunmayan hastalık. Biri stres, biri bu. İşte. Her mesleğin bir körlüğü var. Terzi nasıl kendi sökügünü dikemezse, doktorlar da buna çare bulamıyor, he mi? Dayı, artık intikam vakti. Biz yeterince acımızı çektik. Bize acı çektirenlere acı çektireceğiz artık. Çok iyi düşünmüşsün de. Acı çektirenleri buldunuz mu? E dayı, kendi başıma iş yapıp edepsizlik etmek istemedim sana karşı. İşte seni bekleyeyim. Sen emir ver ki bulağım. O sakalından utan. İmdat efendi. Kıvırmaktan topacı geçtim. Topaç, imdat efendi. Dayı, ben bu sakalı
İntikam alana kadar kesmeyeceğim, yemin verdim. Değişin. Çok büyük yemin etti dayı. Ne üzerine yemin ettin? Senin başın üstüne yemin ettim dayı. Olacak, hangi yemini tuttun ki dayının başının üstüne yemin vereceksin ya? Dayı, o yüzden büyük yemin ettim. Senin dışında ben her türlü yemini bozuyorum. İmdat, o sakalın tek teli yere düşsün var ya seni o... Dayı, yeğenin İbrahim geldi. Bekle ha. Unuttum, içeri alalım. Uş. Otur otur. Ne oldu İbrahim? İzin ele yüz yataklı devlet hastanesi ameliyathanesinin duvarı gibi. Daha kötü. Lan oğlum, Alemdar size oyuncak vermedi mi? Niye sevinmişsin? Polat Alemdar'ın verdiği silah. Bizim düğün olsa düğünde sıkmaya yetmez. Lan ben mala fazla kıyamam da. Polat Alemdar'ın öyle mala düşkünlüğü yoktur. Vallahi adamı getirdi bu kadar dedi. Çoğunu Alevileri yumuşatmak için onlara verdiler dayı. İşte kardeşim. Alemdar'ın şeyi de bu. Kim ağlasa hemen memeyi dayı. İmdat. Ara Zülküfü. Gidek payımızı alak. Amca dede taziye vermeye gelmiş. Kusura bakma ha, rahatsızdım. Daha önce gelemedim. Eksik olma dede. Kolumuzu kanadımızı kırdı Yezidler. Zeynel'e çok üzüldük ama seni sıhhatli görmek bizim için teselli kaynağı. Zeynel'in çocuklarını gördüm. Dayanamadım. İçim parçalandı. Gel. Amca Suriyeli adamın geldi. Al Zeynel. Bektaş. Nasıl oldun Zülfikar ağa? Acı artık bizim yoldaşımız oldu. Allah beterinden saklasın. Siz ne yaptınız? Can Polat çözdü mü sıkıntılarınızı? Yatma lafı. İçinden konuşacağına dilinden konuş. Konuşunca acı konuşacağım. Onun için konuşmak istemiyorum. Acı bizim yoldaşımız dedik, söyle. Polat Alemdar adaletli taksimat yapmadı silahları. Bize çok az silah verildi. Orada dur. Can Polat'ın adaletine laf söyletmem. Ben gördüğümü söylüyorum Zülfikar ağa. Suriyelilerden iki kamyon silah almışlar. Bize dağıttıkları bir pikapı doldurmaz. Can Polat mı dağıttı silahları? Onun adamı dağıttı. Hangi adamı? Kara diye konuşulan adam. Alo. Buyur Zaza. Zülküfa, müsaitsen bir gelem, bir konuyu konuşacağım. Yaralı halinle buraya kadar kendini yorma. Neyse, telefonda söyle. Sanki Bağdat'tan mı geleyim? Yaralıyım ama aslan gibiyim. Yaralı aslan. Bırak biler. Aslanı ormanda yatırırlar mı? Mevzu ne? Ya ne meraklı adamsın. Gelince söylerim. Tamam. Ben Can Polat'ı görmeye gidiyorum. Oraya gel, görüşelim. Hey hey hey. Zaten elimde alan da konuşacağım. Tamam. Al. Ah.
Doktor hanım, ekipmanı istediğiniz yere istediğiniz şekilde yerleştirdim. Doktor bizi hastamıza kavuşturacak. Takip et. Hayatım boyunca bu kadar aşağılanmadım. Beni buna mecbur bıraktınız. Fakat siz yine de bunu aşağılanmak olarak görmeyin. Benim amacım sadece Memati'nin ve sizden önceki ak saçlının da katilini. Her iki suikastin aynı odaklar tarafından işlendiğini nereden biliyorsun? Aksaçlı öldürülmeden önce bana Memati'nin katiliyle ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. İhtiyarların ihanet içinde olduğunu söylemişti. Böyle bir şey mümkün değil. Olsa bile heyeti soruşturmak kimsenin haddine düşmez. Bundan böyle haddi hududu ben tayin ederim. Bana hiçbir şey anlatmıyor anne. Biliyorum ki gizli işler çeviriyor. Devletle alakalıysa nasıl anlatsın kızım? Var. Aa, babam mı geldi? İmdat! Elif! Elif! Bırakın çocuğu. Bırak. Amacımız sizin canınızı yakmak değil. Açıklayamayacağımız bir nedenden ötürü burada Polat Alemdar'ı beklemek durumundayız. Elif'ciğim sen yukarı çık. Polat burada yok. Madem aranızda Polat Alemdar'ın kız arkadaşı var, burada olmadığını bilmeniz lazım. Biliyoruz. O yüzden bekleyeceğiz. Polis çağırıyorum. Derhal evi terk edin. Çağırın savcı hanım. Ama gelmeyecekler. Siz Polat Alemdar'ı arayın. Burada olduğumuzu ve gelmesi gerektiğini söyleyin. Buldunuz mu Mete'nin yeri? Makamını bulabildik abi. Lan oğlum, onun makamı uşak makamı. Sen bilmezsin, ben söyleyeyim. Ben size zaafını bulun dedim. Niyetini, karaktersizliğini bulun demedim. Evi yok mu bunun? Dostu yok mu? Tamam abi. Sizi Allah gönderdi. Yalan yok, size gıcık oluyordum ama şimdi operasyona götürmek için adama ihtiyacım var. Polat Alemdar gelmeyecek mi bu operasyona? Yok. Bu benim şahsi operasyonum. Küçük çaplı bir adam için küçük çaplı bir operasyon olacak.
Gelmek isteyenler arkamdan yürüsün. Polat Alemdar nerede? Siz gelin şu operasyonu yapalım. Sonra ben sizi abiye götüreyim. Polat Alemdar nerede? Sen kimsin bana emreder gibi konuşuyorsun? Haddini bil. Abi, biliyor musun, bilmiyor musun? Bilsem ne olacak? Siz ne yapacaksınız abiyle? Tamam abi. Biz sana ayıp ettik, kusura bakma. Bundan sonra ya buraya adam gibi gelirsiniz, ya da ben sizi adam etmesini bilirim. Niye sorgulamadık? Bunun bir şeyden haberi yok. Ofisi gözlem altında tutarız. Bir yere giderse takip ederiz. Yukarı çıkıyor, çabuk! Zamanda sana yapacağım. Kalk. İçerideler. Bizimle geliyorsun. Bir saniye. Kalk, kalk Memur Bey. Yürü. Ne yapıyorsunuz? Polislerden bir yarar yok. Bunu ne zaman anlayacaksın? Çekil.
Korkma kızım. Dede, babamın telefonu neden kapalı? Demek ki işi var kızım. Yani o nasıl bir işse? Kızı var, annesi var, babası var ama ulaşamıyoruz. Eşkıyalar tabii evi basar. Vahap, bu polisler bizim adamları alıp gitti. Efendim, müdür bey arıyorum ama telefonlarıma çıkmıyor. Onunla da hesaplaşacağız. Ben başsavcıyı bir daha arıyorum. Savcı hanım, geleyim mi? Şimdi değil Vahap. Mesaj attın mı Polat Alemdar'a? Attım. O da dedi ki silahın var. Niye hepsini öldürmüyorsun? Kızım! Leyla! Leyla kızım! Leyla! Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak beni! Leyla! Yapmayın evladım. Dur. Evladım, bu yaptıklarınızı Polat duyunca size ne yapacağını biliyorsunuz değil mi? Maalesef mecburuz efendim. Gel. Hepinizden tek tek bunun hesabını soracağım. Polat buraya gelmeden çekin gidin buradan. Gelmeden gitmeyeceğiz. Ne o Polat Alemdar? Sen konuşturamıyorsun. Aletlerden mi medet umuyorsun? Daha önce de söyledim. Sorularıma cevap almadan ölmene izin vermeyeceğim. Boşuna uğraşıyorsun. Sorularının cevabı bende değil. Hazır olması ne kadar sürer? Kişinin direncine göre değişiyor. İlacın etki etmesi 15-20 dakika. Direnci kırılana kadar bu aralıklarla birer doz daha vereceğim. Kardeşin nasıl bir kadını bulamıyorsunuz? Ya işinizi yapın ya da bırakın görevi, yerinize iş yapan adamlar bulalım. Çok ayıp Nafiz. İnsan müstakbel nişanlısına kadın diye hitap eder mi? Gaye Hanım diyeceksin. Semra Sultan duysa kemiklerini kırar. Efendim size hayranım. En zor görevlerde bile hiç paniğe kapılıp stres olmuyorsunuz. Benim yerime sen oluyorsun. Ben ondan rahatım Nafiz. Alo. Buldunuz mu? Ne diyorsun oğlum sen? Efendim, savcı Leyla Türkmen emniyeti aramış. Polat Alemdar'ın evinde rehin tutuyorlarmış. Anlaşılan ihtiyarlar sadece bizi görevlendirmemişler. Bakalım savcı hanım bizi görünce sevinecek mi? Efendim, emniyete talimat gitmiş, müdahale etmeyeceksiniz diye. Annem öğrenirse, ki kesin öğrenir, sen niye?
niye gidip savcı hanımı kurtarmadın der. Ben gidip Leyla'yı oradan alayım. Polis, istihbarat, jandarma istediği kadar gitmesin. Kim bunlar bu kadar güçlü? Sence? Bilmiyorum. Tamam Nafiz. Şimdi öğreneceksin işte. Burada mı oturuyormuş Uşak makamı? Evet abi. Yürüyün gidiyoruz. Hoş geldiniz Azaday. Eyvallah. Polat abim yok. Ben de tam çıkıyordum, kusura bakma. Çık babam, biz bekleriz. Dayı. Polat abi, Abdüley, Cahit, üçü birden kayıpsa belki büyük bir operasyon var. Onlar 24 saatten evvel gelmezler. Boşuna bekleme. Kara yoksa daha sürer ara. Sen git işin gör gel. Biz bekleriz. Selamun aleyküm. Zülfikar'a. Tam zamanında yetiştim. Benim küçük bir işim var. Sen Zaza dayıya bakarak ol. Ben işimi görüp geleyim. İmdat, siz yabancı değilsiniz. Mutfakta çay var. Yeni demledim. İkram edersiniz. Neyi var bu çocuğun? Hali hal değil. Ne bileyim, onun da benim gibi bir organı eksik ya ondandır. Can Polat ne zaman gelecekmiş? Vallahi bu Erhan'a bakarsan gelmez değil. Bana sorarsan birazdan gelir. Zaza, sen benimle ne konuşacaktın? Ya ayıp olmuyor Zülfika? Oyuncakların hepsini seninkilerle sünüler almış, bizimkilere vermemişler. Kim söyledi bunu? İbrahim. 3-5 silah vermişler, çocukları geçiştirmişler. Yanlışın var Zaza. Bizimkilere de aynı şekilde az vermişler. Bu elemdağ silahları kendine mi saklamış? Niye vermiyor? Can Polat vermiş de kara vermemiş. Karayla ne alakası var? Kara dağıtmış silahları. Vay anam vay. Kurda kuzu emanet edilir mi? İşte edilirse bela olur. Budu böbreği kendine, gemiyi bağırsakları bize. Bırak çayı imdat. Gidik. Nereye gidik dayı? Karayı bulmaya. Biz de gelelim Zaza. Yok. Siz zahmet etmeyin. Ben bulunca size haber ederim. Dayı, niye öyle apar topar kalktık? İntikam yemeği soğuk gelince imdat tatsız tutsuz oluyor. Ben bere dumanı üstümden sevmeyeyim ha. Dayı, karayı bulacağız demedin mi? İntikamımızı karadan mı alacağız? Oğlum sen bilmiyor musun dayın? Bir taşla 4-5 kuş vurmuşsa o taş elini almaz. Vallahi dayı bu sefer ben bile hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız? Kime gideceğiz? Uşşş, iyi oğlum benim niye yoruyorsunuz? Kurşun bile beni sizin kadar yormadı. Helva abzer ara gelsin. Sen de bakıya ara. Kara nerede? Öğren. Dayı, şimdi attım taşı evet. Kuşun biri kara. Biri abzer. Diğer ikisini bulamadım. Sen kafan yorma imdat. Bulunca görürsün. Hiç olmadı safetle. Sen atarsın kendinizi taşın önüne. Dayısı yalancı çıkaracak haliniz yok ya. Sür sür. Hala direniyor, çözülmedi. Bir doz daha ver ilaçta. Tansiyonu çok yükseldi, riskli. Gaye sen dediğimi yap. Ah,
Kalp krizi geçiriyor. Oksijen maskesi var. Şimdilik kurtuldum. Ama hastaneye götürmek lazım. Ben öğrenmem gerekeni öğrenmeden hiçbir yere gidemez galiba. Abi daha fazlasını kaldıramaz. Kaldıracak. Tekrar başla. Abi, biz bu adamı konuşturmadan ölürse soyumuzu kuruturlar. Ne diyorsam onu yapın. Ben bu iğneyi yapamam. Adamı göz göre göre öldüremem. Sen bizden nasıl böyle bir şeyi saklarsın Ralph? Efendim, ben sizden bilmeniz gereken hiçbir şeyi saklamadım. Aksaçlının kaçırıldığı doğru değil mi? Değil efendim. Aksaçlı şu anda hiç kimseyi kabul etmiyor, o kadar. Rauf, sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin bizden bilgi saklıyorsun? Kurum herkesin, bütün şahısların üstündedir. Teamüller neyse uygulamak zorundasın. Aksaçlı 24 saat içinde ortaya çıkmazsa heyeti acil toplantıya çağıracağım. Efendim, 24 saat içerisinde Aksaçlı dönmezse mührü bizzat elimle size teslim edeceğim. O vakit senin teslim edeceğin tek şey olur. Kellen. Vakit tamam Gaye. Bak bakalım çözüldü mü? Çözüldü. Başlayabilirsin. İhtiyarlara nasıl girdin? Heyete giremezsin. Ancak seçilebilirsin. Seni yetiştiren kimdi? Lisedeki müdürüm. Aslan Bey'i sen mi yetiştirdin? Aslan'ı da. Onun gibi nicelerini de ben yetiştirdim. Sencer de onlardan biri mi? Evet. Aksaçlı olman neden bu kadar zaman aldı? Ben de senin gibi geç yaşıma kadar operasyonel görevi bırakmak istemedim. Kaç sene benim yaptığım görevi yaptın? Ülkede 15 yıl. Ülke dışında 10 yıl. Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın? Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti, sen uyguladın. Doğu Bey senin abin miydi? Evet. Aslan Bey öldükten sonra neden benimle temasa geçmedin? Benim yerime abim seninle temasa geçti. Erkan da seni yetiştirme. Hayır. Erkan size çalışmıyor mu? Heyete çalışıyor. Ama onu da yetiştiren Aslan. Erkan Memati'yi senin emrinde öldürmüş. Doğru mu? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Memati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Direnci yükseldi. İlacın etkisi azalıyor. Şimdiye kadar söylediklerin hepsi doğru mu? Evet.
Emin misin? Eminim. Durumun iyi, merak etme. Çocuk nasıl oldu? İyi iyi, atlattı. Kara nerede? Çocuğun yanında. Beni sildi değil mi? Abi bilirsin, önce sert çıkar, sonra yumuşar. Yok Baki. Bu sefer öyle değil. Baki, yürü Polat Alemdar'a gidiyoruz. Abi, Abdüley'e ulaşamadım. İşleri var galiba. Ofiste de yoklarmış. Bir geçmiş olsun demek çok mu zor? İyi. O zaman ben biraz dinleneceğim. Polat Alemdar'dan haber gelince beni ararsın, tamam? Tamam abi. Üzülme. Her zamanki huyu. Biraz süründürecek. Şamil, Alptekin, buraya niye geldiğimizi unutmayın. Sizin meselenizi sonra halledeceğiz. Burası yeri değil. Ne oldu ki Akif? Mete geldi. Bir tatsızlık istemiyorum. Getiren ekip efendim. Niye bana bilgi vermediler? Birazdan arayacaklar efendim. Oğlum, siz buraya niye geldiniz? Size verilen görevin ifası için efendim. Ben burada olduğuma göre sizin göreviniz bitmiştir. Gidebilirsiniz. Polat Alemdar için buradayız. Bekleyin. Sabaha kadar bekleyin. Hatta iki gün daha bekleyin. Ama Cumhuriyet Savcısı rehin alınmaz. Bunu da öğrenin. Rehin almadık. Misafirimiz. İsterseniz giderken götürebilirsiniz. Götüreceğim tabii ki. Nerede? Ben bu herifi alıp öldüreceğim. Akif haklı Şamil. Burası değil bu işi halletmenin yeri. Leyla, acıtıyor mu bileziklerin? Yok kuzum. Bu ne hal koçum? Derhal çözün savcı hanımın ellerini. Köpeklerinizi derhal buradan alın ve gidin.
Savcanım, ben hayvanları, bilhassa köpekleri çok severim. Ama bu arkadaşların benimle bir ilgisi yok. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Ben Mete Aymer. Vazifeli değil misiniz? Madem polis yerine siz geliyorsunuz, vazifenizi yapın. Amca, Leyla'ya vurdular, yere yatırdılar. Kim yaptı bunu yavrum? Ben yaptım. Hayatımda hiçbir kadına el kaldırmadım. Yine de kaldırmayacağım. Nafiz, hadsize haddini bildir. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Derhal terk edin burayı. Mete Bey, savcı hanımı alacaksanız alın. Yoksa lütfen işimizi yapmamıza izin verin. Mesele bir çözülsün. Ben size gereken terbiyeyi vereceğim. Herkes gelecekse gelirim. Bunlar da Polat'ı beklesinler. Nasılsa gelir bir ara. Pekala. Savcı hanım doğruyu söylüyor. Hep birlikte gidelim. Siz Polat Alemdar'ı bekleyin. Ben evimden gitmiyorum. Evimde kan dökülmesini de istemiyorum. Lütfen artık rahatsız etmeyin. Konu kapanmıştır Mete Bey. Gelmiyoruz. Siz bilirsiniz hanımefendi. Arkadaşlar siz yukarı geçin. Mete Bey'i uğurlayıp geçelim. Eyvallah koçum. Nafiz, doktoru bırakıp sana yukarıdaki kızı mı alsak acaba? Dayı, Abuzer geldi. Kara neredeymiş? Öğrendin mi? He dayı, hastanedeymiş. Torunu hastaymış ama sonra çıkmış. Nereye çıkmış? Sormadın mı? Sordum. Eve dinlenmeye gitmiş. Yorgunmuş. İmdat. Taşlar tam yerini buluyor. Bekletme Abuzer'i, al içeri. Buyurun. Tamam. Zaza dayı, beni bitirdiniz. Rıza ölüm emri vermiş benim için. E canım, bizim mahkemeler de idam veriyor ama yartay diye bir şey var. Ben şimdi seni örgütün üst mahkemesine göndereceğim. Cezayı sildirteceğim. Ne diyorsun dayı, beni gördükleri yerde vururlar. Yok, sen beni dinle. Ben ipten çok adam almışım. Dayı, benim senin kadar aklım çok iyi değil. Sen bana şimdi bizim köyün imamı gibi hele bir iyice ezberlet, ne yapacağız? Ona göre ben de gidem. Ümmati'nin ölüm emrini sen mi verdin? Hayır. Erkan Memati'yi senin emrinle öldürttüğünü söylüyor. Erkan benim kim olduğumu bile bilmez. Nasıl bilmez? İhtiyarlara yetene çalışmıyor mu bu adam? Sen de yıllarca heyete çalıştın. Kimi tanıyordun? Memati'yi kim öldürttü? Bilmiyorum. Erkan kiminle temastaydı? Benden önceki ak saçlıyla. Doğru söylüyor.
Senden önceki başkanı kim öldürttü? Araştırıyorum. Henüz öğrenemedim. Beni niye görevden aldın o zaman? Sana öyle bir darbe vurdular ki görevini unuttun. Kim? Bana bu darbeyi vuran kim? Bilmiyorum. Peki bu eski dönemin kalıntılarını niye göreve getirdin? Mete Aymar, CIA'in adamı. Amerikalılarla arası iyi. Amerikalıların gazını almak için göreve getirdim. Diğer Mete'yi onun başına bela olsun diye getirdim. CIA'in adamı dediğin birini nasıl o koltuğa oturtuyorsun? Mete Vitrin. Biz bölgedeki planlarımızı uygularken Amerikalıların, İsraillilerin Türkiye'nin ceplerinde olduğunu sanmalarını sağlıyor. Nasıl? CIA'nin isteklerini Mete yerine getiriyor. Ben de bölgesel KGT ile Amerikalılara fark ettirmeden gereken müdahaleyi gizli olarak yapabiliyorum. Fail olarak da beni gösteriyorsun. Sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Yıllardır adamların ayaklarına basıp duruyorsun. Kötü plan değil. Gir. Başkanım, Abüzer gelmiş. Bana ne geliyorsun? Sık kafasına. Rıza Başkan Abüzer için ölüm emri vermiş. Sen bana ne diyorsun? Başkanım, bir dinlemenizde fayda var bence. Ne faydası olacak? Neymiş, anlat. Abüzer, Kara'nın yerini vermeye geldim diyor. Beni affederse başkan, Kara'yı size teslim ederim diyor. Al içeri. Eğer doğruyu söylüyorsa, o Kara denen ajanı bulduktan sonra Abuzer'e madalya bile veririm. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum Gaye. Sen doğru söylediğinden eminsin değil mi? Emin. Yalan söylemesine imkan yok. Gaye, Erkan için de öyle dedi. O da yalan söylemiyordu. Hem o hem başkan nasıl doğru söylüyor Gaye? Birinden birinin yalan söylüyor olması lazım. Erkan başkana çalıştığını zannediyorsa yalan söylemiş olamaz. Erkan'ı tekrar sorgulamam lazım. Kendisiyle nasıl temas kurulduğunu çözersem Memati'nin katiline ulaşırız. Abi, Erkan'ı aldılar. Kim aldı? Mete Aymar. Benim niye haberim yok bundan Abdüley? Abi, biz başkanı alırken olmuş. İlk defa bu kadar akıllı bir düşmanla karşı karşıya geldik. Bu işin arkasında kim varsa her şeyi hesaplamış. Bizi kukla gibi oynattı. Abi, muhakkak bir çözüm bulacağız. Umudum gittikçe tükeniyor Abdüley. Eşref Bey, seni buraya neden çağırttığımı biliyor musun? Biliyorum. Aksaçlı'nın akıbetinden endişe duyuyorsunuz. Ben Aksaçlı'dan ziyade kurumumuzun akıbetinden endişe duyuyorum. Yoksa şahıslar gelip geçicidir. Ama teamüller çiğnenmeye başlanırsa kurum da çöker. Aksaçlı ile ilgili sizin net bir bilginiz var mı? Şu aşamada yok. Duyumlarım var sadece. Ancak
Rauf bizlerden bir şeyler gizliyor. Aksaçlı'yla ilgili bir sorun varsa tasarruf heyetindir. Naiplerin değil. Heyeti toplamayı mı düşünüyorsunuz? Evet. Aksaçlı'nın dünyadan göçtüğüne dair net bir bilgi olmadan bunu yapmanız teamüllere aykırı. Eşref Bey, Aksaçlı göçse hepimizin haberi olurdu. Benim endişem o ki kaçırılmış. Düşmanlarımızın ondan öğrenebilecekleri ülkeye, kurumumuza ne kadar büyük zarar verir bunu göremiyor musunuz? Takdir sizin elbette. Ben bu sorumluluğu alamam. Sizinle paylaşamam ama yerinizde olsam biraz daha beklerdim. Kimin kaçırmış olabileceğine dair duyumunuz var mı? Şüphelendiğim biri var. Biliyorsun, Polat Alemdar bana gelip Aksaçlı ile ilgili tehditlerde bulunmuştu. Polat Alemdar'la görüşmeyi denediniz mi? Elbette. Ama maalesef ulaşamadım. Bu da şüphelerimi artırıyor. O zaman bana müsaade edin, ben de ulaşmaya çalışayım Polat Alemdar'a. Kusura bakma Mete oğlum, hastaneye gelemedim. Anne, senin buraya gelmen bile benim için yeterli. Aslında hastaneye de gelecektim. Ama benim haylaz oğlum beraber gideriz dedi. Beni oyaladı. Onun huyu öyle anneciğim. O haylaza ben gerekli dersi vereceğim. Sen bu saatte hala eve gitmediğine göre kimden kaçıyorsun ha? O en son gördüğüm kızcağız ne oldu? Buket miydi, neydi adı? Ben artık daha düzgün bir hayat sürmeye çalışıyorum anacığım. Aferin. Darısı benim haylazın başına. İkinizi de artık baş gözetmek lazım. Gel Nesrin. Semra annemiz yabancı değil. Merhaba, nasılsınız? İyiyim kızım. Sen Ziya Bey'in kızı değil misin? Evet. Ben sizi çıkaramadım, kusura bakmayın. Kusura bakacak bir durum yok Nesin kızım. Babanız rahmetli eşimin iyi ahbabıydı. Annenizle de sağken ailece görüşürdük. Siz o zaman çok küçüktünüz. Annem size kahve falı bakardı değil mi? Şimdi hatırladım. O günler çok güzeldi. Şimdi maalesef evlatlarımız aile kurup bize o sıcak aile ortamını tattırmıyorlar. Mete size bahsetmedi mi? Bahsediyordum canım. Sen geldin. Anneciğim, biz Nesrin'le evlenmeyi düşünüyoruz. Düşünecek yaşı geçtiniz. Bir an evvel evlenip yuvanızı kurun. İkiniz de benim evladım sayılırsınız. Evlenmeniz beni çok mutlu eder. Kriz geçiriyor. Bu sefer kurtulması çok zor. Abdüle, Cahit'e söyle. En yakın hastaneye hızlı. Cahit, en yakın hastaneye gidiyoruz. Demek ki evlenmeyi düşünüyorsunuz Mete Bey. Canım, öyle demek zorunda kaldım. Yoksa benim niye haberim yok diye beni bitirirdi. Mete, bir tereddütün varsa haberim olsun. Esrin, basit bir olayı neden bu kadar büyütüyorsun?
Senin bir tereddüdün var da kavga çıkarmak mı istiyorsun? Benim o kadar tereddütüm yok ki. Bir yanlış yaparsan seni ellerimle öldürürüm. Oğlum Mete, bu sefer işin zor. Seni ihtiyarlar öldürmezse Nesrin götürür. Abdüley, başkanı yalnız bırakmayın. Tamam abi. Sen ne yapacaksın abi? Hayatımda ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum Abdüley. Göreve başlıyorsun. Haklı bir görev. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Anladın mı? Hiçbiri. Kapıdan içeri girip yemin edersin. Çıkarken hayatın yemin ettiğin masanın üzerinde kalmıştır. Şunu kafana iyice sok. Herkes gibi yaşayıp, herkes gibi ölmek bizlere göre değil. Ne hayatımız başka hayatlara benzer, ne ölümümüz başka ölüm. Her insan hayatında birkaç ömür yaşar. İkinci ömrüne hoş geldin, Polat Alemdar. Sen de bu yürek varken evlat, sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun. Yüzün hangi şekli alırsa alsın, hala ve her şeye rağmen bu ülke için umut var demektir. Kocaman bir umut. Efendim, madem böyle bir ekip var, bize niye bağlamadılar? Benim bu geceden anladığım, bu ekip Suriye konsolosluğunu basan ekip. Polat onları kendisine bağlamak istedi. Halini görüyorsun. Benden uzak olsunlar, nereye bağlanıyorsa bağlansınlar. Bunlar bize ayak bağı olacaklar. Ayakkabıyı değiştiririz Nafiz. Alo. Tamam, sağ ol. Efendim, Aksaçlı hastanedeymiş. Ölmüş mü? Hayır. İçimde bir his var Nafiz. Ziyaret etmek lazım. Thank you.
de benden çekip gidersen, gidip de bir daha gelmeyeceksen. Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Katilini bulamadım. İlk defa artık burada yerim olduğunu hissetmiyorum. Ben de senin yanına geleceğim kardeş. Baki çocuğun durumu nasıl? Çocuğun da, Ayfer'in de durumu iyi abi. Baki, sen sana sorulan kadar cevap ver. Niye nefesini boş harcıyorsun? Niye benim de zamanımı boş harcıyorsun Baki? Sadece sorulana cevap ver. Abuzer'den haber var mı İmdat? Yok dayı. Birazdan gelirler o zaman. Dayı, Abuzer'in kafasına sıkıp bırakmış olmasınlar? Ama Abuzer'in kafasına. Ben sıkabildim mi? O kadar fırıldağına rağmen. Yok dayı. Örgüt nasıl sıkacak? Gelenler var. Dur hele dur. Nereye gidiyorsun? İntikamımızı almaya gideyim dayı. Sayıları kalabalık imdat. Hele az bekle. Kara üçünü beşini indirsin. Ondan sonra giderik. Siz ikiniz ön tarafa geçin. Siz bu tarafa. Thank you.
Çıkın! Çıkın lan! Dayı! Kafe! Başkanım Kara. Bugün bir tane büyük kelle yeter. Onu da sonra alacağız. Dayı. 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 İmdat. Hele dinle. Benim çilem bitti. Dayı seni bir yere bırakmam. O senin elinde değil ki. Ben Cevher'imin yanına gideyim. İmdat. Bak sağa son sözüm. Hele intikamla uğraşma. Arkamdan da ağlama. Ben ağlayan adam hiç sevmiyim. Ama seni seviyorum. Ben hakkımı helal edeyim. Sen de helal et. Helal et. Helal olsun dayı. Helal et. Helal olsun dayı. Helal olsun dayı. Eşhedin la ilahe. Aksaçlı nerede? Başkan hastanede. Nasıl bu ihaneti yaptın? En sevdiğin insan, 10 sene birlikte mücadele ettiğin insan öldürülürse, buna cevap bulmak için benim gibi büyük bir hata yapabilirsin. Seni öldüreceğiz biliyorsun değil mi? Tek dileğim, başkanın iyileşip ölüm emrimi vermesidir. Siz mi yaparsınız, başkası mı umurumda değil. Gidin başkanınıza sahip çıkın. Gidiyoruz. Abi, Mete de mi hain değil? Hainse bile... Başkanın bilerek tercih ettiği biri. Sakın ona da karışmayın. Şerefsiz sünger. Başkan kayıp diye neredeyse zil takıp oynayacaktı. Nerede gördünüz ki? Buraya geldi. Başkanı arıyordu, aradan şovunu yaptı. Arkadaşlar, gidiyoruz dedim. Thank you.
Nerede o itler? Sen gitmelerine izin mi verdin? Duymuyor musun Polat? Başkanı öldürecek.